Sevgili izleyiciler, hepinize merhaba. Bugün İzmit Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi İlker Kazan arkadaşımızla birlikteyiz. Daha önce de birkaç program yapmıştık kendisiyle İzmit'in sorunları hakkında, mecliste dile getirdikleri hakkında ve esasında tabii bir de muhalefetin gözünden İzmit'e bakmak lazım. Muhalefetin gözünden İzmit'e bakmak için de muhalif bir meclis üyesiyle konuşmak lazım meseleleri diye düşündük. Merhaba İlker Hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Elhamdülillah, siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Vallahi biz memleket gibiyiz. Memleketin içinde bulunduğu durumda belli. Bir yandan korona, bir yandan işsizlik, yoksulluk. Öyle gidiyor bakalım günler. Sizlere çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileyelim. Meclis üyesi olmak öyle kolay bir iş değil, sorumluluk gerektiriyor. Aldığınız sorumluluklara da bakıyorum, seyrediyorum bazen, izliyorum çalışmalarınızı. Yerine getirmeye çalışan iyi niyetli arkadaşlarımızdan bir tanesiniz. Teşekkür ederim. Peki, nereden başlayalım? Bu son meclisten başlayalım biraz istersen. Evet. Ondan sonra İzmit'in diğer sorunlarına, çözülmesi gereken sorunlara değiniriz. Son mecliste 8 tane önerge verdiniz sanırım. Evet, 8 tane önerge sunmuştum. Bir tanesini biz haberleştirmiştik. Fethiye Caddesi ile ilgili bir önergeniz, sorularınız vardı. Bunları sırayla inceleyelim mi, irdeleyelim mi? Tabii. Bize anlatır mısın? Birinci önergeniz nedir, ikincisi nedir, üçüncüsü nedir? Böyle sırayla. İnsanlar da ne yaptığınızı... Fethiye'den mi başlayalım hocam? Hangisini verdiysen, hangisi şeyse... Hepsi, o zaman sırayla başlayayım. Yani baksak, İzmit halkı mecliste neler oluyor, hangi önergeler veriliyor, bunlar inceleniyor mu, değerlendiriliyor mu, değerlendirilmiyor mu, bunu göstermek insanlara. Evet. Demesinler oturdukları yerden gittiler, orada meclis üyesi oldular, hiçbir iş yapmıyorlar. Parmak indirip parmak kaldırıyorlar demesinler. Yani onu benim için söyle, yani... Bizim için, MHP grubu için söyleyebileceklerini düşünmüyorum. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki arkadaşlarımızla beraber biz mahalle mahalle, köy köy gezip sorunları dinleyip dile getiriyoruz. Zaten her mecliste 7-8 tane önergeyle, yani hiç eksiğimiz olmadan, yani 5-7-8, hani ona çıktığımız günler bile oldu. Biz halkın bize vermiş olduğu denetleme görevini en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Ve biz 50 yıllık siyasi partiyiz ve İzmit Meclisi'ne geldik. Bizim üzerimizdeki sorumluluklar, Fatma Hanım üzerindeki sorumluluklardan daha fazla. Biz hem muhalefetiz, insanların bize gelmiş olduğu görevle o sorunları burada belediyede dile getiriyoruz. Ve dile getirmeye de devam edeceğiz. Mesela personel hakkında. İzmit Belediyesi'nde çalışan personellerimiz esnek çalışmadan dolayı bazı arkadaşlarımızdan böyle bir sıkıntılar aldık. Bu sıkıntılarla alakalı belediyemize vermiş olduğumuz önergemizde belediyemize sorduk. Dedik ki uygulamaya geçtiniz mi? Geçtiyseniz kaçta kaç arasında geçtiniz? Geçmediyseniz neden geçmediniz? Kaç personel COVID-19 nedeniyle çalışmıyor? Çalışmayan personelin bölümlerinde nasıl bir uygulama yapılıyor? Bunları bu şekilde sorduk. Fatma Hanım da bu mecliste kısa tuttu. Yani orada cevap vermedi bu çalışmalarımıza. Yazılı cevap vereceğim dedi. Aslında bazılarında sorduğum önergelerin bazılarında ilgili komisyona havalesi gerekiyor. Komisyona araştırılıp cevap verilmesini istemiştik. Ama direkt şeye geçti, yazılı cevap vereceğim dedi. O onun takdiridir tabii, yöneten başkan. Biz de polemiklere girmeden vatandaşların ve işte çalışan personel olsun, İzmit halkının o bütün isteklerini, vermiş oldukları vergilerin onlara geri dönüşünü sağlamak için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Evet, peki bunların, bu verdiğiniz esnek çalışma ile ilgili belediyedeki durumun ne olduğuna dair bilgilendirmeyi size yazılı olarak vereceğini söyledi Fatma Kaplan. Peki daha önce verdiğiniz önergelerde aynı yöntemle mi cevaplanıyor hep? Şimdi bazıları
Tabii komisyona gidenler var, komisyona gitmeden yazılı cevaplananlar var. Biz bu bilgileri alıyoruz zaten. Kendisine yeri geldiğinde teşekkür ediyoruz. Mesela burada da ona da teşekkür edeyim. Geçen mecliste önerge vermiştik. Acısu Mahallesi'nde Acısu'dan aşağı inen yolun arabalar inerken altları sürtüyormuş. O yolun onarılmasıyla alakalıydı. Teşekkür ederim. Yaptılar. Teşekkür etmesini de biliyoruz ama teşekkür ettiğimiz zaman koltukları kabardığı zaman da gidip eleştirdiğimiz zaman da tırnaklarını çıkarmaması gerekiyor. Biz de böyle istiyoruz. Hani sonuçta o da bir oy alıp vatandaşlardan geldi. Biz de ona yakın oy alarak geldik. Evet. O da seçilmiş, biz de seçilmişiz. Hani bizi ataması değil, bize de nasıl vatandaş oraya takdir ettiyse, bizi oraya takdir eden vatandaşlara saygı göstermesi gerekiyor. Biz onları, vatandaşları temsil ediyoruz orada. Biz orada bir İlker Kazan değilim ben. Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil eden İlker Kazan'ım orada. Evet. Bana oy veren insanları orada rencide etmemesi gerekiyor. Teşekkür ettiğimiz zaman bilecek. Teşekkür etmediğimiz zaman da normal zamanda insan karşısındaki insanı sadece İlker Kazan olarak değil, İlker Kazan'a oy vermiş 20 bin tane Milliyetçi Hareket Partili insanı temsil ediyorum ben orada. Ona göre davranmasını istiyoruz biz de. O temsil ettiği düşünerek hareket etmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Peki şöyle sorayım. Bugüne kadar işte şu da söylendi çok. Muhalefetin meclis üyeleri çoğunlukta Fatma Kaplan'ı çalıştırmıyorlar. Yani onun yapmak istediklerini yaptırmıyor musunuz siz muhalefet olarak? Şimdi. Onun önüne mi, engel mi oluyorsunuz yapacağı işlere? Buna bir açıklığa kavuşturmak lazım. Çok söyleniyor bu çünkü. Bu o kadar güzel bir soru ki. Ve bu soruyu bana sorarak inanın çok güzel bir şey yaptınız. Halkımıza benim burada açıklayabilmem için gerekli imkanı sundunuz. Bu soru çok güzel gerçekten. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bakın, mecliste komisyonlara geliyorlar. Halk Süt örneğinden vereyim. Halk Süt'e dedik ki bize anlatın bu nedir? Geldiler anlattılar. Hatta şurada evlatlarımın arasında vardı o. Anlattılar ama ortada bir şey yok. Şimdi Fatma Kaplan Hürriyet kimdir? İzmit Belediye Başkanı. Artık çerçevesi milletvekili değil. Evet. Artık kendisi muhalefet de değil. Kendisi belediye başkanı. İzmit'i yöneten bir belediye başkanı. Şimdi bize geldiler anlattılar. Dediler ki Kandıra'daki çiftçilere biz şey vereceğiz. Hayvan alacağız, vereceğiz. Ama ortada işte ne hayvan fiyatı var, ne böyle bizi bilgilendirebilecek açıklayıcı cevaplar yok. Fizibilite çalışmaları yok mu diyorsun? Yani bu var ama yetersiz. Şöyle yetersiz, söyleyeyim. Beni tatmin etmiyor. Kesinlikle tatmin etmiyor. Çünkü yani burada bir zarar göreceğiz. Neden? Çünkü sen İzmit'in belediye başkanısın. Kandıra'ya çiftlik atıyorsun. Burada bizim İzmit'te halkımız yok mu? Var. Yani 102 mahalleyiz biz. Yani bunlar var bizde. Ama sen Kandıra'yı düşünüyorsun. Şimdi bakıyorsun. Tamam. Tohum. Güzel bir şey. Tohum yapıyor. Ekiyor. Ama öyle bir aksediyor ki hanımefendi. Ne diyor? Ben diyor yaptım. Ya arkadaş, kaç tane patates çıktı, içinden kaç tane soğan çıktı. Yani sanki bütün Türkiye'nin tarım ihtiyacını karşılıyormuş gibi burada da değil reklamını gidiyor Gebze'de yapıyor. Arkadaşlar, Gebze'de seyreden arkadaşlar, Karamürsel'de seyreden arkadaşlar, İzmit hariç Kocaeli bölgesinde seyreden arkadaşlar, size söylüyorum. İnanın size değil, kendi evinde veya işte belediyedeki çalışanlara verse yetmeyecek şekilde. Yani bir dönüm araziden ne kadar domates çıkabilir? Ya 10 ne dönüm kadar olsun, 20 dönüm olsun. Bizim önerimiz şöyleydi aslında bu konularda. Yani sen 50 dönümde eksen, 100 dönümde eksen, burada İzmit'i doyurman bu meblağlarla mümkün değil. Yani bunun döngüsünü sağlaman da mümkün değil. Köylüyü, oradaki insanları veya köyden kente göç etmiş işsizleri, evet, orada bir araya getirip, belli bir noktada buluşturup, kooperatif olarak kurup da üretim yaptırmazsanız, bu süt için de böyle. Tabii ki. Yani üretim yaptırmazsanız, onları da getirip İzmit'te bir pazarlama alanı yaratmazsanız, bu işin sadece görüntü olur. Yani bir katkısı olmaz. Sadece örnek teşkil eder, işte ekerseniz oluyor. Çiftçi zaten ettiği zaman olacağını biliyor, uygun koşullar olursa. Ben bu konudaki önerim kendisine, bakın eleştirmekten ziyade tabanını doldurarak yaptığın işi,
Yani reklama yönelik değil de reklam da yapsın. Yaptığı iş varsa yapsın ama gerçekten halka faydalı olsun. Gerçekten İzmit'e, İzmit'in tarımına, İzmit'in köylüsüne, İzmit'in köyden kente göç eden insanına bir istihdam sağlansın, üretim yapılsın. Kent hem ucuz ürün yesin hem de dışarıya muhtaç olmayalım. Yani bunu sağlayabilirse gerçekten çok takdire şayan bir iş yapar. Şimdi reklam dediniz ya, bir konuya gireyim. Şimdi mesela geçen bir önceki meclisimizde ben bir önerge verdim. İzmit'in meşhur bir duvarı var biliyorsunuz, Paşam Pazarı'nın orada. Evet. İzmit Belediyesi olarak belediyemiz orayı kiralamış. Yıllık 85 bin TL, 4 yıllık kiralama yapmış orayı, duvarı. Şimdi belediyemizin... Bu dönemde. Evet, evet, bu dönem. Bu dönem, yani, evet, yani Fatma Kaplan döneminde... Fatma Kaplan döneminde... Hangi duvar bu hocam, bu santral... Bu Perşembe Pazarı'nın orada hani kendi duvarı, resmini, arsızları falan... Ha, şeyde... Baro'nun olduğu... Baro binasının, baro binasının baro olduğu duvar. Ve oraya, şimdi belediyemiz olarak 85 bin lira kira verdiğimiz yere, o binada mukim, baroya bedava, ücretsiz verdi. Şimdi bakıyorum, ilk çıktığı zamanlarda Fatma Hanım, her ortalığı yıktı. Dedi ki işte iki tane mandalina alınmış, üç tane portakal alınmış, dört tane elma alınmış, iki tane çikolata alınmış. Bunları çıkardı, açıkladı. Burada hani zarar etti diye şimdi eleştirerek, birilerini eleştirerek geldi oraya oturdu. Şimdi eleştirdiği yer nokta iki tane elma, iki tane portakal ama 85 bin lira bir duvara veriyor. Şimdi İzmit Belediyesi'nin reklamı için kendi alanları yok mu? Var. Yani o duvarı tutmanın bir anlamı var mıydı? Yoktu. Yıllık 340 bin, yani 85 bin lira gibi zarar. Gerek yok. Başka kendi imkanlarında, kendi yerlerine yap reklam. Yani bu kadar reklama gerek yok belediyenin. Yani reklama ihtiyacı... İzmit Belediyesi'nin kasasından bir duvar için 85 bin lira yıllık para, çıkıyor. Bunu doğru bulmuyorsunuz. Tabii ki doğru bulmuyorum. Neden? Şimdi 1 TL'ye magnet yaptıramayan başkan, çünkü önergeler geçti, üzerinden bir yıl geçti, bir de ben önerge verdim, dedim ki hani pandemi çıktı, bilmem ne oldu, yapamamışsınızdır belki. 1 TL'lik magneti yapamıyoruz ama 85 bin lira boş bir duvara verebiliyoruz. Peki daha önceki Nevzat Doğan belediye başkanı hakkında pek çok şey söylenmişti. Şöyle yolsuzluklar var, böyle yolsuzluklar evet. var. Hatta bizim de duyumlarımız var, biz de pek çok haber yaptık bu konuda. Özellikle Belsa'nın otoparkı, Belsa'daki dükkanlar, yani burada bir bazı sıkıntıların olduğu biliniyor. Fatma Kaplan geldi, daha önce tüyü bitmedik, yetimin hakkını soracağım dedi. Tayyip Bey de aynı şekilde geldi, söyledi. Bütün belediye başkanları aslında bunu söylüyorlar. Ama ne hikmetse belediye başkanı olduktan sonra bu söylediklerine sahip de çıkmıyorlar. Yani madem böyle işler var, Nevzat Doğan'ı neden mahkemeye vermediniz, neden müfettiş çağırıp belediyeyi incelettirmediniz? Yani bu da benim kafama takılan sorulardan bir tanesi. Siz nasıl değerlendiriniz? İster misiniz Nevzat Doğan'ın döneminin incelenmesini? Tabii kim devletimizin bir kuruşunu aldıysa cevabını devlete karşı versin. Şimdi tüyü bitmemiş yetimin hakkından bahsediyor. 85 bin lira tüyü bitmemiş yetimin hakkını buraya veriyor. Şimdi müfettiş diyorsunuz, bakın ne yaptı? İlk zamanlarda işte sen onu aldın işe, sen bunu aldın işe, bir sürü şey yaptı, ondan adamları çıkardı. Ne oldu? Hepsi mahkeme kararıyla geri döndü. Şimdi bu insanlar... Hepsi döndü mü? Ben bilmiyorum. Yani belki bir tanesi, iki tanesi. Ben son önergemde bu var. Kaç kişiden dolayı devlet, belediyemiz ne kadar zarar uğradı. Şimdi bu insanlar geri dönüyorsa demek ki devletimiz suçsuz buldu bu insanları. Şimdi bu insanlar kaç aydır işsiz. Onların yaşadığı psikolojik sıkıntılar, aile ve sorunlar... devletimize şimdi avukat masrafları, bu adamlara, insanlara, çıkartılan insanlara verilecek tazminatlar, çalışmadığı ayların verileceği paralar, bunlar hep tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Belediye yani eğer, tabii ki eğer bunu söyleyebiliyorsa bunları da yapmayacak hanımefendi. Peki, tabii işlerinde doğru olan vardır diye düşünüyorum. Böyle birileri siyaseten birilerine çok yakın olduğu için. Mesela biz Fatma Kaplan'ı ne için eleştiriyoruz? Diyoruz ki eşinin arkadaşını belediye iştiraklerinde yönetime atadı. Yani burada yönetim kurulu üyesi yaptı gibi. Bu işten çıkarttıklarının içerisinde de
Nevzat Doğan'ın veya yönetenlerin akrabaları, eşi, dostu böyle torpille işe girmiş olanlar olamaz mı? Olabilir tabii ki. Yani olmuştur da. Hani buna karşı çıkıyorsak ona da karşı çıkmamız lazım. Tabii ki. Tabii ki. Tamam. Şimdi bakın. Ben Plan Bütçe Komisyonu'ndayken geçen sene bu arkadaşlar çıkardılar. Ondan sonra bize dediler ki kadro şeyi getirdiler. Ben bu kadar kadro açacağım, alacağım. Şimdi bakıyorum, çıkardıkları bir tane bayan var. İsmini hatırlamıyorum şu an. Anaokul öğretmeni, istedikleri anaokul öğretmeni. Ya, bunu çıkartıp kendinkini mi alacaksın? Yani anlatabiliyor muyum? Ben o komisyonda bunları da söyledim. Necat Beyler, Dilek Hanımları söyledim. Yani nasıl diyeyim? Kadro oluşturmadan kendine kadro oluşturmadan bir yerlere gelmiş. Yani Fatma Hanım hazırlıksızmış. Herhalde hani daha önce işte İYİ Parti'ye milletvekili gitti, hazırlıksızdı. Şimdi buraya oturtturdular. Yani Fatma Hanım hazırlıksızmış. Ama ekibini kurmamışlar. Evet. Öyle göndermişler. Ya da nasıl diyeyim? Her şeyi ben yaparım. Liyakata ben çok önem veriyorum diyor. Liyakat konusunda çok iddialı. Bir de işe alımlar konusunda aslında Cumhuriyet Halk Partililer de çok rahatsız. Siz şimdi kendisinden diyorsunuz ya. Cumhuriyet Halk Partililer en çok rahatsız olanlar. Çünkü bakıyorsunuz yetkili ve yetkili kadrolarda hep İYİ Parti ve MHP kökenliler var aslında. İşte MHP kökenli değiller artık onlar. Vatandaş artık şöyle söylüyor, onu soracağım sana, duydun mu hiç böyle bir şey? İYİ Parti, İYİ Başkanı Şambazlı Yıldız'a İzmit Belediyesi eş başkanı diyorlar. Şimdi yok. Onun daha çok etkisi olduğunu düşünüyorlar belediyedeki kadrolaşmada. Ne diyorsun bu konuda? Şimdi şöyle, sizin atladığınız bir nokta var. Siz onu, bayanı, belediye başkanımızı önce İYİ Parti'ye gönderirsin. Şimdi size İYİ Parti'den geldiği için oradaki arkadaşlarınız... Kadrolarıyla mı geldi? Kadrolarıyla geldi. Kadrolarıyla geldiği için olabilir bu. Ama nasıl diyeyim, şimdi liyakata dayalı dediler. Şimdi sınavları girenlerin hepsi, kazananların hepsi İYİ Partili mi? Yani hiç Saadet Partilisi, Milliyetçi Hareket Partilisi olmadı. Ama yani şeye, belediye, hiç mi bizimkilerden kimse puan alamıyor? Saadetleri de unutmuyor canım. Yani Saadetleri de unutmuyor. Belediye iştiraklerinden bir tanesi de yine Saadet Partisi'nden birinci sıradan meclis üyesi adayı olan vatandaşı aldı, yönetim kuruluna koydu. Evet, onu ben de duydum. Ama şimdi bakın, hep üst kademelere alınıyor. Şimdi diyor ki temizlik işlerinde sıkıntımız var, adamlar çalışmıyor. Şimdi adamlara sen mesai sözü vermişsin, adamlara mesaisini vermiyorsun, temizlik çalışanlarına mesailerini vermiyorsun. Mesailerin yerine diyorsun ki ben size izin vereyim, tatil vereyim. Şimdi bu ne kadar doğru? Şimdi genel başkanın seçimleri zamanında diyorsunuz ki ben diyorsun 2500 lira maaş vereceğim. 2 sene geçti Bülent Bey. Nerede? Sözünü tutmadı diyorsun. Verilen sözler tutulmuyor. Zaten şu an yapılan hareketler sadece reklama dayanık hareketler. Peki, sen eleştiriyorsun ya böyle. Hı-hı. Aynı şekilde Fatma Kaplan değil de İzmit Belediye Başkanı Sibel Gönül olsaydı bu taleplerini aynı şekilde dile getirir miydin? Tabii ki dile getirdim. Şimdi bakın. Vatandaşın aklında soru işareti kalmasın diye bunları soruyorum ve sormak zorundayım. Tabii ki. Yani şimdi eğer partizanlık yapmıyorsak, eğer meclis üyesi olmanın bana göre çok kutsal bir şey var, sorumluluğu var. İster iktidar olsun, ister muhalefette olsun, meclis üyesi bu kent halkının çıkarları doğrultusunda onların haklarını savunmak zorundadır. Bu iktidardayım, işte halkın hakkı yensin, ona göz yumayım, buna göz yumayım, parmak kaldırayım, geçsin mantığıyla hareket edilirse bu çok yanlış. İster CHP olsun, ister AKP olsun, ister MHP olsun, ister İYİ Parti olsun. Ortak bir amacı olmalı. Burası belediye meclisi. Tabii. Orada bulunmanın bir nedeni var. Tüm meclis üyesi arkadaşların bu sorumlulukla hareket etmeleri lazım. O iktidarın önerisi, bu muhalefetin önergesi, şu şöyle, bu böyle diye hareket edilmeden halk adına, halkın faydaları adına kararlar çıkması lazım. O yüzden öyle davranan bütün meclis üyesi arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Ama onun dışında sadece oraya el kaldırıp grubu ne derse veyahut da işte partisi ne derse ona uygun olarak el kaldırıp indirenlere de çok da saygı duymuyoruz işin doğrusu. Şimdi yani. Biz Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri olarak diğer mesela diğer belediyelerde önerge vermiyorsak neden vermiyoruz? Çünkü orada kaydı alıyorlar. Diyoruz ki biz işte şunu yapılmasını istiyoruz. Mesela biz burada yaptıramadıklarımızı
yapılamayan işte asfaltlama olayı mesela olsun. Biz il başkanlığı nezdinde Tahir Bey'e iletip bunları yaptırabiliyoruz. Bu yapılıyor. Yapılıyor. Yani. Yapılıyor. Yani sizin önergeleriniz İzmit Belediyesi'nde olmazsa direkt olarak Tahir Bey'e, Büyükşehir Belediye evet. Başkanı'na gidiyor. O da bunları yapıyor. Tamam mı yapıldı mı peki? İşte. Tamam mı yapıldı. Hiç, yani şimdi bakın Fatma Hanım da yapıyor bazı şeyleri. Ama nasıl diyeyim biraz karın ağrısı çekiyoruz yaptırırken de. Karın ağrısı çekmeden yaptırmak önemli olan. Yani biz bunu söyledik. Barış imzaladınız herhalde. Baş artık MHP'lileri de alıyor, komisyonlar aldı falan. Şimdi bakın iki AK Partili, iki CHP'li olsunlar. Nasıl karar çıkartacaklar? Yani bir tane fazla olması gerekmiyor mu? Bir tane nötr mü olsun diye. Yani bir tane farklı olması gerekiyor. Yani bu hani bize yapılmış bir lütuf değil. İhtiyaçtan evet. olan bir şey bu. Ben oraya seçilmişim. Sen bu bilgilerin hepsini bana vermekle mükellefsin. Ben soracağım, sen bana sorunun cevabını vereceksin. Ben vatandaşı temsil ediyorum orada. İmar komisyonunu aldılar mı sizden kimse? İmar komisyonunda bizden Engin Bey var. Engin mi var? Engin Bey var. Anladım. Peki az önce şey yarım kaldı. Bu Şahbaz Yıldız'ın senin konun dışında ama yani böyle bir kadrolaşma konusunda çok daha etkili olduğu belediyede. Dedim ya İzmit Belediyesi eş başkanı olarak artık halk arasında konuşulmaya başladı. Bu konuda nedir? Yani bu kadrolaşma doğru mudur böyle? Neresi yanlış ya da ne yapıyorlar da neresi yanlış? Şimdi yanlış olan nokta, birini eleştirdiğin noktadan aynısını sen yapıyorsan onu eleştirmenin bir anlamı yok. Evet. Vatandaş bunları gördüğü için eleştirdin sen, ben bunu yapmayacağım dedin. Vatandaş değiştirdi, seni yaptı. Ama sen eleştirdiğin noktada sen aynı hata yapıyorsan vatandaş gene takdir eder ve diğerini oturtur. Vatandaş gibi takdir ediyorsa o orada oturur. Şimdi sen aynı hataları yapıyorsan senin de vatandaş orada oturtmaz. Çünkü o hatalardan dolayı Nevzat Bey aldı, Fatma Hanım'ı da oradan alır. Yani inanın şimdi iki genel başkan geldi, açılışlar yaptırdı Fatma Hanım. Ben onu sordum. Dedim ki ruhsat açılmayan bir yere siz nasıl açılışa insanları getirebilirsiniz? Siz de açıyor musunuz? Biz bana verdiği cevapta biz açmıyoruz, biz kontrol ediyoruz. İki tane genel başkan açılış yaptı. Elektriği yanındaki komşudan çekmişin elektrik yaptı. Penceresi, çerçevesi olmayan kafe olayı vardı ya. Her şeyde gülümse kafe. Gülümse kafe. Vallahi ben gülümsedim. Çünkü neden? Ruhsat olmayan yerleri açtılar. Yani nasıl diyeyim? Kanun başkası yanlış yaptığı zaman muhalefet oluyorsunuz ama kendinize de muhalefet olun. Ben de onu istiyorum yani. Ama işte denetleme. Peki yeni cuma çay ocağı falan da anlayacak belediye çalışacak. Belediye işletecekmiş. Güzel bir olay. Yani biz mesela ben plan bütçede bu ilk araç alımı için çıktılar ya. Kiraya çıktılar. Ben dedim ki orada Dilek Hanım vardı Necat Bey'le. İki sene dedim ki hiç dedim araştırma yaptınız mı araç alımıyla alakalı? Yok dedi lütfen dedi 3 yıl çıkın. Ben de dedim ki bakın yıl sonu yaklaşıyor. Yıl sonu yaklaşıyor ve firmalar kampanyalar yapacaklar. Araç alımlarıyla alakalı krediler düşük kredilerle bunu alabiliriz. Sabredin yukarıda dedim 50 milyonluk ev var. Kredi çekmeden araçlarınızı öyle alın. Yok yok dediler biz ihaleye çıkacağız. İhaleye çıktılar kiraladılar. Ondan sonra birkaç ay geçti. Dediler ki İlker Bey sen doğru söylüyormuşsun. Biz araç alalım. Tamam alalım. Getirin dedim araç almanın ne kadar mantıklı olduğunu. Şimdi ben kendi özel şahsi işimde tır nakliyesi yapıyorum. Ve ben krediyle aldım. Şu an kredim bitti. Araçlar benim. Tamam belirli bir şey yaptı, geçti. Dedim ki bana bir döküm yapın, zarar ziyan bir görelim. Bana getirdiler bir tır lastiğini, 1.000 lira fiyata koydular. Dedim ki, bunu dedim kim getirdiyse, kim hazırladıysa lütfen dedim bu arkadaşa geri götürün, düzgün çalışma yapsın. Çünkü ben biliyorum bir tane tır lastiğinin ne kadar olduğunu, 2.400 liralık lastiği bana 1.000 lira koydular buraya. Dedim ki arabada dedim çöp kamyonunda 12 tane lastik var. Bu arabalar sürekli dolaşıyor. Bu araçlar dolaştığı kilometrelerin hesabını çıkartın. Lastik ne kadar çabuk gidiyor. Şimdi kaç tane personel almanız gerekiyor? Kaç tane malzeme almanız gerekiyor? Bunların dedim çalışmalarını düzgün yapın gelin. Yok yok yok. Bizi çalıştırmıyorlar, bize vermiyorlar. Ya arkadaş sen beni tatmin edemiyorsun ki ben sana cevap vereyim. Yani dedi ki zaten ihaleye çıktın. Devlete bir daha zarar uğratma. Bir ihaleye daha çıkma. Devam et o ihaleyle. Bitir.
Ondan sonra orayı da sat, kredi çekmeden sen arabaları al. Gitler kredi çektiler. Devleti yani sen siz de araçların alınması, kiralanmaması yönünde görüş beyan ediyorsunuz ama... Orada beyan ettim. Dedim ki araştırın. Çıkartın bize bir fizibilite, koyun. Önümüze bunu koyamadılar. Önümüze bunu koymuş olsalardı, biz belki o zaman diyecektik ki, ya tabii ki al. Evet. Ama önümüze bir şey koyamadılar. Ondan sonra dedik ki, demek ki bu kadar çok istiyorsa bir bildiği vardır, başkandır. Biz bakın, %95'tir belki ortalamamız, biz hiçbir şeyine hayır demedik. Hayır demedik diyorsun. Tabii ki hayır demedik. Bakın, ben geçenlerde iki meclis önce önerge verdim. Yeşilova'da kabası bitmiş, kent konağı yaptılar, mahalle konağı yapılmış Nevzat zamanında. Orada işte insanlar kapatmamışlar orayı, yeterli güvenlik almamışlar. Orada esrarkeşler, alkolikler geçmişler, orada içiyorlar, yiyorlar. Mahalleli rahatsız oluyor bundan. Dile getirdim. Aklım hareket yok. Önerge verdim. Dedim ki, bakın hazırda yer var, burayı dedim yapın. Hani kreş istiyorsunuz ya, buyurun kreş yapın, onu da geçirdik. Yapın dedim. Geçen gün ihaleye çıkmış. Yani ben önerge verdiğim ertesi gün ihaleye çıktılar. Teşekkür ederim. Devletimizin bir yeri hiç olmazsa öyle atıl durmayacak. Önergeye çıkıldı, ihaleye çıkıldı. 2 milyar 800 milyon mu ne? 2 milyar 800 bin lira. 2 trilyon yani eski parayla. Şimdi yer sorunu yok. Kat çıkma sorunu yok. 2 trilyon 800 milyar. Ben şimdi bunu da isteyeceğim. Bu ihaleye çıktı, ne bu? Eksiği ne olarak kullanacak? Yani sıvası eksiktir. Sıvası eksik, penceresi yok ama yani kabası bitmiş. Arsa sorunu yok. 2 trilyon 800 binler bana çok geldi. Çevre düzenlemesi yapılacak, sıva yapılacak ve... Çerçeveler yapılacak, evet. İşte malzemeler konacak ama 2 trilyon 800 binler bana çok geldi. Evet. Ben bunu soracağım buraya şartnamede neler var diye. Çok geldi yani gerçekten. Ben şimdi bir bina dikiyorsun, insanlar yapıyor dikiyor 2 katlı binayı belki 1 milyona ama 2 milyon 800 bin bana çok geldi bilmiyorum. Bunu da araştıracağım. Bunu da soruşturacağım. 2 milyon 800 bin lira Yeşilova'daki ben karıştırıyorum bunları. siz genel baktığınız için dönüşün olmak. Evet, tamam. Peki, bundan sonra bu dönemde biz esas böyle laf lafı açıyor, önergeler yarım kaldı. Şimdi halk sütüyle alakalı verdik. Şimdi daha önce de işte çok önem veriyor buna. Biz de tabii önem veriyoruz. Ama verdiği sözleri yerine getirsin hiç olmazsa ki biz de yapabilelim, yaptırabilelim, vatandaş da bundan faydalansın. Hani marketler açacaktı, süt de satacaktı, ucuz olacaktı, kazanacaktı. İşte sorduk, dedik ki ne oldu bunlar? Ne aşamaya geldiniz? Halkı bilgilendirin. Sadece domates fidesi reklamıyla olmuyor. Hani bunun da reklamını yapalım ki bunu da bilelim. Bunu sorduk. Bunun cevabını bekleyeceğiz. Ondan sonra bu çıkartılan işçilere sonra demiştim zaten. Bir proje sundum kendisine. Kapalı pazar yerlerinin üstüne güneş enerji santralleri. Bunu kuralım dedim. Böyle bir stratejiniz var mı? Pazar yerlerinde ortaya çıkan organik atıklarla yönetimine ilişkin bir çalışmanız var mıdır diye bunları sordum. Çünkü zaman, tasarruf zamanı bu güneş enerjisi o perşembe pazarını oraya gayet güzel aydınlatır. Vatandaşlarımız için de güzel bir alan. Hatta çevresini bile aydınlatır. Tabii çevresini bile aydınlatır. Böyle bir çalışmanız var mı diyorsunuz. Nezat Bey zamanında biliyorsunuz Şirintepe'de üst tarafında yaptı. Yani inanın oraya bile bakmıyorlar. Biz söylüyoruz da otlarını biçiyorlar ya. Yani. O kıvamda hani bir şey verin. Hiç olmazsa oradaki ekoparkın aydınlatmasını yapıyor. Bu da perşembe pazarını aydınlatır. Hani geleceğe yönelik böyle bir çalışmanız örnek olabilir. Olur. Örnek belki olur. Daha çok farklı şeyler de yaratılır. Evet. Benim bu konuda bir projem vardı örneğin. Çöpleri evlerde ayrıştıran apartmanlara belediye güneş enerjisi taksın. Yani ısınması, aydınlatması ev ekonomisine çok büyük bir katkısı olur. Çünkü faturalar her geçen gün ağırlaşıyor. Evet. Böyle bir şeyi hem çöpün ayrıştırmasından tasarruf edeceksin, çöpü değerlendireceksin bir anlamda, yerinde ayrıştırma yapacaksın. Diğer taraftan vatandaşa çok büyük bir kolaylık olacak. Düşünün blok blok
evlerin her birisinde 40-50 daire olan apartmanların güneş enerjisiyle ısınıp güneş enerjisiyle aydınlandığını düşündüğümüzde hem ülke ekonomisine hem de vatandaşın cebine çok büyük bir faydası olur. Bir de çevresel olarak kenti temiz tutma anlamında çöpten de bir şeyler geri dönüşüm sağlama anlamında yerinde ayrıştırmayla çok büyük bir sorunu halletmiş olursunuz aslında. Evet. Böyle bir şey yapılabilirse. Bunun için de çok idealist bir belediye başkanı lazım. Bir de şimdi şöyle yeni devletten gelen maddi imkanlarda düşüş oldu. Hani her yere eşit dağılması açısından. Bazen kendin yaratacaksın kardeşim. Tabii ki yani işte ürettiğimiz projelerle imkan yaratılsın diye. Bakın Fatma Hanım'a ben bundan tam bir sene önce, geçen Kasım'da vermiştim. Dedim ki ev hanımlarına imkan sunalım. Ev hanımları çalışmalarını yapsınlar. Belirli bir yerde satsınlar. Mesela Cuma plaj yolundaki Cumhuriyet Mahallesi'ndeki köylü pazarı gibi bir alanımız bomboş duruyor. Sadece Cuma günleri kullanılıyor. Vatandaşlar dedim ki hani bayanlar satsınlar, hazırlasınlar, gelsinler burada satsınlar. Önerge verdik bir sene. Verdikleri belediyenin cevabında işte bizim projelerimizde bu mevcut. Biz çalışmaları yapıyoruz. Aslında cumartesi... İki yıl geçti Bülent Bey. Yani evet. İki yıl daha çabuk geçebilir ve seçimler gelecek ve hiçbir şey yapamadan gideceksiniz. Çok doğru ama o kadınların proje üretimleriyle ilgili projeler bence cumartesi ve perşembe pazarının kurulduğu kapalı pazar yeri alanı var ya, yani haftada 5 gün orası boş. Evet. Haftada 5 gün orada kadınların ürünlerine dair ya da belli bir alana ayırın onlara. Her gün orası açık olsun. Her Tabii gün ki. Orada bir şeyler olsun. Üretmekle de ilgili bir şey. Bir de bir kooperatif vardı. Bu kapalı pazar yerinin işte aydınlatmasıyla alakalı zaten bu istediğimiz bu. Hem aydınlatacaksın hem ısıtabilirsin. Isıtıcıları da kullanabilirsin burada. Haftanın yani, her günü de orada bir şey olur. Yani bir yoğunlaşma olur, bir trafik olur, insanlar bir sosyalleşme olur ve ticaret olur kadınlar açısından. Tabii ki. Yok bunu istedik yani. İşte ama iki senemiz geçti bitti. İki sene sonra da bizim ömrümüz bitecek çünkü seçimler için çalışmalar başlayacak. Hani son senemizi ben saymıyorum zaten. Ne katkı verebilirsek 4 senemizde verebiliriz. Biz de katkı vermeye çalışıyoruz. Yani bu önergeler zaten Fatma Hanım'ın projelerinde olsa veya Fatma Hanım bunları yapsa ben bundan hiçbirini yazmak zorunda kalmam. Diğeri ne? Bu 2500 lirayı söylemiştim. Şimdi dal öğütme makinesi ile alakalı verdik. Dal öğütme makinesi reklamları yapmıştı Fatma Hanım. Sorduk, dedi ki günde kaç saat, ayda kaç gün çalışıyor, kaç kilo ağaç öğütüyor, bu ağaçları nereye satıyorsun, kaç lira gelir elde ediyorsun. Bunları dedik açıkla. Yazılı olarak cevap verdik. Tabii yazılı olarak cevap verdik. Bir tanesi de sürekli Fatma Hanım bize kardeş belediye getiriyor. Dedik ki kardeşlerimiz de bize kaç tane olduğu bilmiyorum şimdi son. bayağı bir kardeşimiz var. Geçenlerde Çankaya Belediyesi'ni söylemişti. O benim tepkimle önergelerini geri çekti. Cumhuriyet Halk Partisi bunu. Sordum, dedim ki yurt dışında bir sürü kardeş belediyemiz var. Kaç tanesinde Atatürk'e ilgili var? Şimdi siz Atatürk Partisi'siniz ve Atatürk Partisi'ni temsil ediyorsunuz. Kaç tanesinde Atatürk heykelimiz var, kaç tanesinde yok. Olmayanlara hediye Atatürk heykeli göndermeyi düşünüyor musunuz diye sordum. Bunun cevabını da bekliyorum kendime. Başka var mı? 8 tane oldu. Bunlar da işte eski, geçmiş olduğumuz verdikleri cevaplar. Geçmiştekileri soralım. Geçmiştekilerden bugüne kadar cevaplanan, hayata geçen, reddedilen bunların sayısı nedir? Mesela ne kadarı hayata geçtiği, kabul gördüğü diğer meclis üyeleriyle? O kadar sayı olarak... yani şimdi şurada ya da var mı? Çok... Takriben söyle. Yani takriben. Şimdi geçen nereden bir tanesi mesela dediğim gibi İzmit'in tanıtımıyla alakalı işte kitaplar, magnetler olsun, işte İzmit'in girişine karekod uygulamasıyla hani burayı okutup buraya nasıl gidebilirsin gibi, artık biliyorsunuz esnaflar bile karekodlu masasına koydu. Menüsünü bile oradan görüyorsunuz. Biz de dedik ki İzmit çocuğu geliyor, yani İzmit'te olmayan çocuklar geliyor buraya üniversiteye. Hani geldikleri yeri bilsinler. Nerede eğlenebilirim, neresi turistik yer, neresi tarihi yer. Bunları bilsin öğrenciler. Karekod uygulaması yapın dedik.
İşte iki sene geçti, iki sene geçince hiçbir şey olmayınca ben işte geçenlerde yine bir önerge verdim. O önergeyle biz çalıştık. Muhtarlarımızdan da katkı istedim ben bu sefer. Muhtarlarımız da sağ olsun 32-33 tanesinden böyle tarihi yerlerle alakalı bilgiler geldi. Bu mecliste de onu komisyondan geldiği gibi geçirdik. Evet. İnşallah bundan sonra hani bizim meclis üyeliğimiz süresinde inşallah çıkar. Biz de bunu görürüz diye umut ediyorum. Anladım. Peki. Kolay gelsin çalışmalarınızda diyelim. Peki son olarak da şeyi sorayım. Kiptaş İzmit'e geldi ve yer bakıldı, satın alındı sanıyorum değil mi yer? Evet. Satın alındı. Çok kısa zamanda da hayata geçireceğini söylüyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz Kiptaş'ın İzmit'e gelmesini? Şimdi şöyle söyleyeyim. İzmit Belediyesi projesi diyorsunuz. İstanbul'dan birisi geliyor, yapmaya çalışıyor. Şimdi ben olsam şahsen, şimdi hesap yaptım ben. Dediler ki bunun değeri 400 milyar öyle bir şey. Ben böldüm. Onu 143 haneydi yanlış hatırlamıyorsam, şimdi şu an aklımda değil. Böldüm. Maliyeti 243 milyar. Bir dairenin 243 bin lira. Kaç metrekare alacakmış daireler? Belli mi? Standart mı? Farklı. Yani onların söylemesiyle basın açıklamasındaki dedikleri işte maliyetimiz bu kadar. Hı hı. 143 hane yapacağız. 143'e böldüm. Tane başı 279 bin lira mı? 273 bin lira mı? Ne tekabül ediyor? Evet. Şimdi diyorsun ki sosyal proje. Asgari ücretli arkadaş bunu ödemesi artı bunun faizi artı onun kârı koyduğumuz zaman bu bayağı yüksek bir şeye geliyor. Benim bunu aklım almadı. Yani yapılan konutlar dar gelirli insanlarımıza hitap etmiyor. Yani sizce edecek mi bu? Valla açıklamadıkları için bir şey bilmiyorum. İşte yani ben çok da şey yapmadım. Sadece şöyle, esasında ben şuna çok üzüldüm. Cennet Mahallesi'nin kentsel dönüşümünün bakanlığa devredilmesine çok üzüldüm. Oradaki insanlar da üzüldüler. Yani biz Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeye, belediye başkanına oy verdik. O da seçim zamanı geldi bize, ben burayı yapacağım dedi. Hı. Ama şimdi bakanlığa devretti. Üzüldüler insanlar. Bunu yapardım ben olsaydım, bunu yapmaya çalışırdım. Tabii ki bakın biz kendisine söyledik. Dedik ki yukarıda 50 milyonluk ev var. Bunu satamıyorsun. Satamadın, beceremedin, yapamadın yani. Cedid'i de yapamadın. Dedik ki bize işte vermiyor. Verdik. Kredi çektirdik. Verdik yetki. Yani yapamadı dediği her şeyi biz yapması için yetki verdik. AK Parti ve MHP grubu olarak, Cumhur İttifakı olarak biz bunlara yetki verdik. Kendileri de zaten kendi oylarını verdiler. Ve geçti. Ama sen bize hayal kırıklığına uğrattın. Dedin ki ben yapamayacağım. Bizim de bir imzamız olacaktı orada. Yani meclis üyesi olarak ben de bir oy vermişim. Ben de diyecektim ki, benim nüfus kağıdımda Cedid Mahallesi yazıyor. Ben de diyecektim ki, mahalleme bir faydam oldu. Sen de üzüldün mü Cedid'in bakanlığı? Tabii ki üzüldüm. Yani benim zamanımda yapılsa, benim altında bir imzam olsa beni onur ederdi. Ama yapamadık. Yani ben kendim de yapamadık olarak görüyorum. Çünkü biz yetki verdik, yapamadık. Benim başka şey yaptım. Büyükşehir yürüyüş yolunu yapacak. Ben de Fethiye Caddesi'ni o yüzden çıkardım. Hiç olmazsa. Şimdi orada vatandaşlar zaten esnaf bir zarara uğrayacak. Hani kapalı kalacak, ne kadar kapalı kalacak bu dükkanlar, işte ne kadar çalışmış olacak? İşte bunu sordum. Hani ben de istiyorum ki vatandaş oradan zaten bir zarar görecek, bir de senin için zarar görmesin. Aynı anda kazmayı vur, hop diye çıkın, paket olsun, paket servis. Yani tramvay yoluna dönmesin. İzmit'teki tramvay yolu bu yeni şehir Yahya Kaptan'daki esnafları çok büyük zarara uğrattı. Orada dükkan kapatan, iflas eden, batan, kredisini ödeyemeyen esnaflar oldu. Şimdi aynı şekilde olursa burası da ona itina göstersinler, ona özen göstersinler. Böyle uzun sürecek bir çalışma oradaki esnafa çok mağdur eder. Şimdi bizi kiralar burası da daha yüksek. Mesela tabii ki. Burada kiralar 2 milyon milyonsa burada 20 milyon. Tabii 20 milyon, 40 milyon. Şimdi biz de zaten bunu istiyoruz. Aslında muhalefet meclis üyesi değilim ben. Çünkü neden? Muhaliflik yapan Fatma Hanım. Biz ona evet diyoruz, o yapamıyor. Yani normalde bize muhalefet olan kendisi. Biz diyoruz ki yani yapın bunu, buna uyum sağlayın, beraber çıksın gitsin. Vatandaş da memnun olsun, esnaf da memnun olsun. Yani çünkü zaten orası kazılacak. Bir de bu tarafı da kaz, hepsi olsun bilsin. Şimdi
Ayakkabıcılar kapalı çarşının orayı yapıyor. İki tane personel çalışıyormuş. Denetle, denetlemiyorsun. Denetle, hani reklam bitti, iş bitti. Hani ben bir şey duymuştum mesela, yangın, evi yanmıştı bir bayanın. Geldi 2-3 kere kapısından kovduğunu duydum. Onunla ilgili program yapmıştım. Kadını yalancılıkla suçladılar. Yani kovmaktan beter etmiş, kovmamışlar, evet, ama... Evet, randevu vermemişler. Kovmaktan şimdi, beter etmişler. Biz de randevu istemiyoruz. Neden istemiyoruz? Şimdi danışman diye bir eski belediye başkanı getirdi. Kendisi belediye başkanı açıklama yaptı. Dedi ki, ben randevu alamıyorum. Danışman diye getirsin, getirdin. Randevu vermiyorsun. Neyi danışıyorsun? Niye yani devletimize zarar uğratıyorsun? Onu, Ertuğrul vatan, abi diyorsun. Ertuğrul Bey'i söylüyorum. Maaş veriyorsun ona. Danışmanlık yapacak sana. Fikir alacaksın. Eski tecrübelerinden yararlanacaksın ama sen görüşmüyorsun. Niye getirdin? Adam da zaten ben dedim böyle çalışmam dedi. Çıktı gitti. Yani. Bıraktı. Ertuğrul abi çok saygıdeğer bir insandır o konuda. İlla ki yani sonuçta şey bir belediye başkanlığı yapmış. Bir tecrübesi var. Yani fikir alabilirsin. Bizden de fikir alabilirsin. Biz zaten sunduğumuz önergeler hep fikir üzerine. Biz hepimiz danışmanız aslında diyorsun. Değil tabii mi? Ki aslında biz ücretsiz. Ücretsiz danışmanız değil mi? Ücretsiz danışmanlık yapıyorum. Projesi yok. Proje sunuyoruz. Yani bunu kim istemez ki? Yani ben isterim yanımdaki insanların bana fikir vermesini. Memnuniyet duyarım. Çünkü bunu yaparsan oyu sen alacaksın. Ben almayacağım ki. Ben önergem verdim, geçtim. Bunu vatandaş hatırlamaz ama der ki burayı Fatma Hanım yaptı. Fatma Hanım yaptı olur. Peki son bitirelim artık. Son kadrolara yapılan atamalar. Örneğin bir zabıta müdürü atandı. Daha sonra yine içeride çok güvendiği eski dönemden kalma Dilek Hanım'la bütün yetkiler alındı. Evet, çok yetkiler çok düzgün bir kadındı aslında. Bir diğer kadın arkadaşı her konuda yetkilendirdiler ve şöyle bir şey de söylenmiş duyduğuma göre burada işte ismi neydi o hanımefendinin? Muhasebeye bakın diyoruz. Ne söylemedim zaten. İşte bu hanımın her sözünü ben söylemiş gibi hareket edeceksiniz demiş bütün müdürlere şeyleri toplayarak. Çok bilgili bir bayan aslında o bayan. Şimdi Dilek Hanım'a yapılana ben üzüldüm çünkü yolla çıktıklarını, yolda bulduklarını değişirsen kaybedersin. Çok zaten tepki kaybediyor. Var o konuda da onun için ben özellikle senin haberin vardır o belediye içerisinde diye. Yani ben şöyle söyleyeyim, dedikodulara şeylere girmiyorum. Gördüğümü ben dile getiriyorum. Çünkü Fatma Hanım gibi hani dedikodularla hareket etsem her gün gazetelerde böyle bir şeye çıkar. Fatma Hanım dedikodularla mı hareket ediyor? Ya işte dedikodularla hareket ediyor ki Dilek Hanım'dan şeyler aldı. Şimdi gazetelerde okuduk. İlçe başkanıyla geliyor onu ziyaret ediyor diyor. Görevden almış. Yani bir de şöyle Dilek Hanım'a mesela biz her söylediğimizde Dilek Hanım ilgilendi. Bakın ben muhalefet meclis üyesiyim. Dilek Hanım'a teşekkür ederim. Çünkü Dilek Hanım'a ben ne söylediysem hani Dilek Hanım şurayı yapalım mı? Bakın mesela Şirintepe'de dedim ki gelin beraber gezelim Dilek Hanım'a. Bir gün Akpınar'a götüreyim sizi. Akpınar'a gittik işte yerleri gösterdik. İlgilendi yaptı sağ olsun. Gelirken dedim bakın burada büyük bir çukur var. İşte bu dere insan düşeyleri oraya bir korkuluk. İnanın ikiletmedi. 15 gün içinde o dediklerimin hepsini yaptı. Dilek Hanım çalışıyordu gerçekten. Neden alındığına gelince de işte gazetelerde böyle okuyunca da gerçekten üzüldüm. Çalışan bir insandan alıp bir de bana dokunur. Benim altımda çalışan bir insanı alıp bendeki yetkileri ona vermek. O bana dokunur. İnanıyorum ki ona da dokunmuştu. Çünkü ben görüyorum Dilek Hanım'ı mutsuz. Meclislerde görüyorum. Bayağı mutsuzlar. Ama mutsuzluk gördüğüm kadarıyla diğer meclis üyelerine de sıçramış. Yani bakıyorum herkes sessiz, sakin, suskun. Bir şey var herhalde, bir çatışma var Fatma Hanım'la alakalı. Onu çözemedim, bilmiyorum. O da kendi iç meseleleri. Evet. Ama bunun İzmitlilere yansımasını hiç istemiyorum. İnşallah düzeltirler kendilerini. Yani hizmet alanlarını etkiler, üretim yapmasını etkiler, bir şey üretmesini etkiler. Sürekli çatışmalı olan ortamlardan hizmet çıkmaz diyorsun. Çıkmaz. Katılıyorum ben de bu konu şeye. Diğer işte deminki sorunun devamı olarak belediye iştiraklerini yani şirketlerine genel kurullarına yönetim kurullarına yapılan atamalar liyakatlı mı sence? Belediye kadrolarına aldıkları müdürler işte bu son yaşanan olaylar gerçekten Fatma Hanım'ın hep dediği gibi
liyakat üzerinden mi değerlenip de değerlendirilip de alındı? Şimdi meclis üyeleriyle zaten yönetiyor. Yani ben görüyorum, bayağı güvendiği meclis üyeleri var. Çoğu şikayetçi ama ya. Herhalde 3 tane güvendiği varsa geniz kalanı hepsi şikayetçi diyebiliyorum ben ama. Şimdi şöyle, mesela ben bilmiyorum ama sürekli yanlarında mesela Yaşar kardeş vardı, Süleyman Şen vardı. Şimdi onları gönderdiler. Bakın, bir şey yapıyorsun, arkasını düşünmüyorsun. Ben diyor, mesela mecliste, geçen mecliste söylediler, muhtarlara yeni bina niye tuttunuz? Şimdi, ben iyi bir düşünce, hepsini aynı yere topladım dedi, derneklerle falan. Şimdi, ben de farklı bir düşünce sunayım size. Muhtar önce oraya gidecek, işini yaptırmak için sonra belediyeye gelecek. Hangisi daha kolay? Yani çünkü adamın işi belediyeyle, muhtarlık masası. Paşa Pazarı'nın orada, oradan adam yürüyecek oraya kadar. Yani muhtarlara yapılan bir eziyettir bu bence. Bana göre eziyet. Tamam, güzel bir düşünce. O zaman bir masada, alt tarafta ona verecektim. Muhtarlarımıza bu kadar eziyet etmeyecektim. Ben muhtarlarımıza, bunu daha önce de söyledim, muhtarlarımıza söz verdim. Dedi ki, hepinize yardımcı eleman vereceğim. İki sene geçti. Akpınar Mahallesi'ne dedim ki, muhtarın yeri yok. 6000 insan yaşıyor Akpınar Mahallesi'nde. Götürüyorsun köydeki yere, köydeki yer de yani muhtarın kendi yeri değil orası da, orası da kirada. Dedik ki, Akpınar'da 6000 kişi var, orada 150 hane var. Akpınar'daki oradaki İzmit kültür şey merkezi var, orada bir kültür merkezi var. Orada dedik ki, bir oda verin muhtarımıza, muhtarımız buraya gelsin. Neymiş? Muhtar CHP'li değilmiş. İnanın, bakın, orada CHP'li mahalle başkanının evinin etrafı çitler yapıldı, temizlendi, yapıldı. Ben sürekli orayla alakalı işte parkını yapın, bunu yapın, şunu yapın diye söylüyorum ama yok. Yani muhtar neymiş? Eski zamanda CHP'li. Sen her gün AK Partililere laf söylüyordun, MHP'lilere laf söylüyordun. Söylüyordun ama sen hepimizin başkanısın. Böyle yönetilmez. Yani şimdi ben MHP'liyim diye sen bana karşı mı duracaksın? Duramazsın. Ben yazıyı koyarım önüne. Yani kendini ezdiriyorsun, yanlış düşünüyorsun, yanlış yapıyorsun. Hani kinle nefretle olmaz. Yani biliyorsunuz, hani bir bayan bunları söyleyemez. Böyle laflarla, kötü laflarla, argolarla olmaz. Bizim anlayışımızda bu yok. Sokak ağzıyla yönetilmez. Yani sen bir muhtar arayıp söylemez. O muhtar orada 6000 oy almış, 5000 oy almış ve orada seçilmiş. Oradaki halkı temsil ediyor. Sen de seçildin. Ama haklarını ver muhtarların. Yardımcı elemanı ver. Vereceğim dedi. Niye vermiyorsun? Çıkarttırdın. Geçti geçen sene. Hepsini imzaladık. İşte 380 milyon mu? Geçti. Kaç yıl çalışma yaptın? 80 milyon. Kardeşim, Kandıra bile daha çok çalışmış. Bizden daha az nüfuslu. Sen hizmet et. Bize hizmet et. Verdiğin sözleri yerine getir. Bu, diyor ki, tahmini çalışma. Tamam, tahmini de. Sen bu tahminleri yaparken ne dedi? İşte şuranın asfaltını yapacağım, buranın asfalt sözü verdi. Birkaç yere ben asfalt için söz verdim. Meclis üyesi Ünal Bey çıktı, dedi ki, fikir sahibi, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuş. Bu zamanda asfalt yapılmaz. Ben dedim ki orada, bir ay sonra, hani benim fikrim vardı zaten, bir ay sonra zaten yaz geliyor, asfalt atabilirsin, kum atıp yağmur da gitmesin o dedim. Devletin kumu boşu boşuna akmasın dedim. Ama beyefendi yanlış anladı. Şimdi yaz geçti, hala asfaltlanmadı. 3 ay geçti. Hani ben artık fikir sahibiyim. Sağ olsun bize fikir de verdi, bilgi de verdi. Artık fikir sahibiyim de, bilgi sahibiyim de. Ünal Bey'e soruyorum. Diyorum ki, bu verdiğim önergelerdeki asfaltlamalar niye yapılmadı? Fikir sahibiyim işte. Bu zaman şimdi yapamayacaksın gene. Gene bir sene yapılmayacak. İyi yaptıklarını söylüyorlar aslında. Pek çok insan diyor ki, çok asfalt yaptılar. Çok yaptılar. Tabii ne, kime yaptı? CHP'nin önünü yaptı. Yani ben diyorum ki, burada bakın, orada yurt var. Mesela Yeşilova tarafında bir yere vermiştim. Önünde yurt var, önünde market geçiyor, işte esnaflar var ve insanlar çamurdan geçiyorlar, yürüyorlar. Dedim ki, buraya asfaltlayın. Bir sene geçti, hadi o zaman kışın verdik diyelim, yaz geçti, yapılacak dedi. Önergemize cevaben yapılacaktır, listesi sıralamaya alınmıştır. Evet, aksamalar oluyor demek ki. Peki, az önce dedim ya, bu şeylere, belediye iştiraklerine yapılan atamalar, yani oradaki şeyler liyakatlı mı? Başkanın takdiri, bir de
Biz onları araştıramıyoruz zaten. Yani, yani o belediye işlerine ilgili... Yani şey olarak değil, meclis üyesi olarak değil. Gördüğüm kadarıyla liyakatli, yani İYİ Partili de var. CHP'li zaten beraber yola çıktığınız için İYİ Partili çoğunlukta herhalde. Hepsi daha önce de pek çok şirketin CEO'luğunu yapmıştır Allah bilir. Yani Çetin Bey gördüğüm kadarıyla bütün fotoğraflarda var, yani koşturuyor evet. gibi görüyor. İnşallah şeye çıkartırlar. Düze çıkartırlar. İnşallah şirketleri uçururlar diyorsun. Evet tabii ki, yani biz vatandaş olarak bizim istediğimiz o. Evet. Şirketler uçsun ki işte o halk süt projesi yerine gelsin. İşte o kreş sözleri yerine gelsin. İşte ne bileyim, şimdi o arabaları kiraladılar. Yeni personel alınması gerekecek. O arabalar alındı. Servise ya dışarı götüreceksin ya kendi elemanınla yapacaksın personellerini. Bu paralara birer tane yardımcı verseler 102 tane mi oluyor? 102 mali evet, var. 102 kişilik bir kadro istihdam sağlar. Tabii yani, ki biz de bunu istiyoruz ki. Dediğim gibi şey de yine bu başarıya ulaştığı zaman buradan da oldukça büyük bir kadro çıkar. Tabii ki kadro çıkacak ve yani bu vatandaşlar tabii ki bu şimdi 102 mali muhtarına verdin yardımcılarına. Şimdi muhtar belediyenin işi olduğu zaman geldiği zaman orayı kapatmak zorunda kalacak. Vatandaş orada bekleyecek. Biz de istiyoruz ki bir tane vatandaşı koy yanına, geldiği zaman hiç olmasa vatandaş karşısında birisini bulsun, yazsın, çıkarsın. Muhtar da diğer o eksiklerini aldığı zaman geçsin belediye koordine etsin. Hem koordine olayı çok olur, hem vatandaşa hizmet daha çabuk gitmiş olur, hem kendisi de rahatlamış olur. Yani sonuçta benim orada elemanım var. Muhtar ama ben de diyorum ki tamam eleman alacaksın ama oraya. Kardeşim bundan işte MHP'lisini de al. CHP'lisini de al, İYİ Partilisini de al. Parti gözetme. Çünkü sen o şekilde eleştirdin. Ben herkese vereceğim dedim. Ben hepinizin başkanıyım dedim. O zaman de ki hani CHP'ye tamam hadi sen iktidarsın. 20 tane, 15 tane İYİ Parti'ye, 5 tane de MHP'ye ver. Bizden de al. Bizim vatandaşımızı da memnun et. Bence bunu Şenbaz Yıldız'a söyle, eş başkan o olduğu için. Bu işe bence o belki önümüzdeki dönem İzmir Belediye Başkanı o olur. Diyemeyiz ki. O milletvekili olacak. Ama CHP'den ama İYİ Parti. Zaman, hangisi olursa olsun, hangi tarafta bir yerde o zaman olacak. İlçe başkanı bayanı o zaman. Valla onu da çok yetersiz diyorlar, bilmiyorum ama ne diyelim onların işi. İzmit biz için. Onlar gibi değiliz. Biz onun hiçbir milletvekili başkanı değiliz. Ben size bir şey söyleyeyim. Eğer Fatma'nın böyle devam ederse değil İzmit'te belediye başkanlığı, büyükşehir hayal bile etmesin. Yani şimdi söylediler ama hayalden öteye geçemez. Yani Fatma'nın o taraflarda o, yani reklamı orada yapmakla, iki tane fasulye reklamı yapmakla büyükşehir belediye başkanı olamazsınız. Hizmet etmelisiniz. Önce İzmit'e hizmet edin. İzmit'i bir kalkındırın, bir düzeltin. Bakın ben mesela yolda giderken görüyorum. Orada dubalar kırılmış. Ya belediyenin önü. Bunu orada zabıta amiri de geçiyor, belediye başkan yardımcısı da geçiyor, işte belediye çalışanı da geçiyor. Niye ben dile getiriyorum ben sadece? Ben kötü olmak istemiyorum vatandaşlarla. Ben vatandaşlarıma hizmet yaptığımı gösteriyorum. Ama vatandaşlara nasıl diyor ki çöpü söylüyorsun. Vatandaşım bana bunu söylüyor. Yoksa ben aynı anda 102 mahallede olamam. Ben diyorum ki burada bak çöp var, almamışsın, bunu al. Ama yok. Abi ben vatandaşımın dile getiriyorum dediğini. Sen diyorsun ki ben vatandaşın bana getirdiği şikayetleri ben de gidip bakıyorum ve bunu yerinde inceliyorum ve buradan da bu şikayeti gelip belediyeye iletiyorum. Evet. Göreviniz de bir anlamda bu zaten. Görevim bu zaten benim yani seçilme maksadım da bu. Laf lafı açıyor dedik ya, son bütçeyle ilgili bir tartışmalar oldu mecliste. Geçen herhalde mecliste bu meclisteydi. Evet. Bütçede Muharrem Tutuş dedi ki bütçenin yarısı reklama gitti. Var mı böyle bir şey, doğru mu? Doğru. Yani bakın. Ben çok incelemedim. Şimdi yani 340, ilk başta koyduk. 340 bin lira duvara verdik. O 340 bin lira bakın. 340 bin lira nasıl 340 bin lira? 4 senelik 340 bin lira. Yıllık 85 bin lira. 85 bin lirayla işte 3-4 mahallenin çocuk parkını yapabilirsiniz. Biz önerge verdik. Dedik ki vatandaşların evcil hayvan seven vatandaş çok. Köpeği olan vatandaş çok. Yani benim evimde de var. Dedik ki köpeklerini eğitebilecekleri, serbest salabilecekleri etraf için de bu bir projedir. Ben bu projeyi verdim ona. Dedim ki etrafı kapalı bir alan yapın. Vatandaşlar köpeklerini gözlesin. Elinde torbasını alsın. Her tarafta hayvan gezmesin. Her tarafı pisletmesin.
kendi vatandaş torbasını alsın, hayvan orada salsın, hayvan orada atlasın, zıplasın, delikten girsin, öbür delikten çıksın. Bu bir projedir. Bakın bu sizin aklınıza gelmedi, benim aklıma geldi. Ben bunu sana sundum. Yap. Bu bir vatandaşın isteği. Bu herkesi mutlu edersin. İşte veterinerlik yaptın, aldın, hayvan hastanesi için hayvanlarla ilgileneceğim dedin. Her taraf köpek kaynıyor. Alıyorsun, büyük şehre götürüyorsun. Yani biz projede sunuyoruz ama yapmıyor. Ve sadece reklam işte yapsa bu çit yapar ya, çit ne kadar tutar? O 85 bin lira buraya yaparsın, reklamını da kendi panolarında yaz. O kadar mı? 85 bin lira mı? Sorun olan yani... Hayır, örnek olarak veriyorum. Şimdi gidiyorsunuz Gebze'de reklam yapıyorsunuz. Sen Gebze Belediye Başkanı değilsin ki. Yani yaptığın işe... Oralara harcanan paralar diyorsunuz. Tabii yani ki. Yani Gebze'de reklam yapmak için bir para demek lazım değil mi? Şimdi... Şeyleri mi tutuyorlar? O mesela ne yaptı? İlaçlama. Gitti ya İzmir'deki vatandaşımın dükkanını ilaçla. Gidip senin Kandıra'daki taksicilerle, Karamürsel'deki taksiciyle, Gebze'deki taksiciyle ne işin var? Sen İzmitli'nin parasını niye Gebze'de, Kandıra'da, Karamürsel'de harcıyorsun? Ya tenzih ediyorum, tamam güzel hareket, vatandaşım. Ama gel, benim de burada taksicim var, benim de burada esnafım var. Gir berberlere ilaçla, gir işte vatandaşların girdiği AVM'lere ilaçla. Yani örnek veriyorum, AVM ilaçlamak zorunda değilsin ama orada yapacağın masrafı burada vatandaşlarına yap. Binaların girişlerini en azından ilaçlayabilirler. Tabii ilaçlayabilirsin. Yani bunlar yapılan hani reklam kokan hareket olduğu için reklama harcanıyor diyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, İzmit Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi İlker Kazan ile birlikte meclisteki olanları tartıştık, size aktarmaya çalıştık. Tabii benim de merak ettiklerim vardı. Acaba en önemlisi, mesela Fatma Kaplan Hürriyet diyordu ki, bizi çalıştırmıyorlar, muhalefet bize iş yaptırmıyor. Hatta pek çok da tartışmalar basına servis ediliyordu. Bundan ziyade... İşte hep iktidarı değil de muhalefeti de dinlemek gerekir dedik ve muhalefet meclis üyelerinden İlker Kazan ile bu sohbeti gerçekleştirdik. Umarız faydalı olmuştur. Gerçekten istediğimiz şey düzgün, adaletli ve vatandaşın yararına işler üreten bir belediye, bir meclis, bir yani yönetim anlayışı olsun diyoruz. Belediyecinin genel anlayışı zaten bu söyledikleriniz. Yani biz de istediğimiz bu. Başka hiçbir şey yok. Muhalefet de böyle söylüyor. Diyor ki biz de iyi şeyler yapılsın diyoruz. Tabii AKP grubunu bilmiyoruz, onlarla konuşmadık ama Muharrem Bey'i aramıştım. Dedim sizinle de böyle tek taraflı olmasın. Yani sadece bu taraftan bakıp da işte sizi yazıyoruz, süzüyoruz. Sizin de söz hakkınız var. Siz de gelin, siz de konuşun. Pek ılımlı bakmadılar daha doğrusu. Ama siz kabul ettiniz. Konuştuk, tartışıp bence faydalı oldu. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.